Binlerce hakim savcıya soruşturma açtı. Trafikte tekme tokat dayak yedi. Necip Cem İşçimen kimdir? Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı. Yargıtay Savcısı Necip Cem İşçimen, Kadıköy'de Fenerbahçe Alanya Spor maçı sonrası otopark sırası beklerken darbedildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Cuma günü oynanan Fenerbahçe Alanya Spor maçını izlemek üzere bir yakınıyla birlikte Kadıköy'e gitti. Savcı işçimen, arabasını kalamışta bir otoparka park edip stada geçti. Maç çıkışı tekrar otoparka dönen işçimen, otopark ücretini ödemek için gişeye gittiği sırada otopark görevlisi sistem güncellemesi ve raporu alındığını söyleyerek beklemesini söyledi. Savcıyı ağır şekilde darbettiler. ettiler. Ancak arkasında bekleyen İlyad'ı korna çalıp selektör yaparak duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine konuşmak için araçtan inen savcı, ikilinin saldırısına uğradı. Araçtan inen saldırganlar, yumruk ve tekmelerle işçimeni ağır şekilde darbetti. etti. Çevredekilerin girmesiyle canını kurtaran Necip Cem İşçimen, karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri otopark kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yedi suçkar yedeği oreti aya açıktı. Savcı işçimen, polis merkezinde gösterilen kayıtlardan iki şüpheliyi teşhis etti. Saldırganlardan yakalandı, firari olan ise her yerde aranıyordu. Gen'in 7 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Teslim oldu. Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, tartışmanın ardından işçimeni darp ettiği belirlenen Ferrari şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim olduğu belirtildi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İki şüpheli Teuta Ukele Annede'yi, işçimene yumruk atarak da şüpheli ve savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle tuz Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Hakimlikçe tutuklanan iki şüpheli cezaevine gönderildi. Adli soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tonç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda işçimene yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek şunları kaydetti. Yargıtay Cumhuriyet savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.